Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Google Dokümanlar yazılımını yakından tanıyacağız ve bu yazılımı kullanarak neler yapabiliriz, eğitsel bağlamda nasıl kullanabiliriz, bunu öğreneceğiz. Öncelikle kısa bir bilgi vermemiz gerekirse, Google Dokümanlar, Google tarafından sunulan ücretsiz ve web tabanlı bir kelime işlemci yazılımı. Kelime işlemci yazılımı deyince aklımıza ilk Microsoft Office Word programı geliyor bildiğiniz gibi. Google dokümanlarda Word'den farklı olarak bize bazı avantajlar sunuyor. Onları da yakından göreceğiz. Ne gibi özellikler diye soracak olursanız, öncelikle bu yazılımın ücretsiz olması, daha sonra internet üzerinden eş zamanlı veya eş zamansız olarak diğer arkadaşlarımızla birlikte aynı belge üzerinden çalışabilmemiz ve işte oluşturduğumuz belgeleri blog sayfamızda veya internet sitemizde yayınlayabilmemiz gibi birçok avantajı bulunuyor Google dokümanların. İsterseniz önce yazılımımızı açalım. Arayüzünü tanıyarak neler yapabildiğimizi yakından inceleyelim. Bu yazılımı kullanmak için birkaç yöntemimiz var. Direkt arama motorumuza Google dokümanlar yazarak ulaşabiliriz. Ayrıca Google hesabımıza giriş yaptıktan sonra ana sayfamızda Google uygulamalarına tıklayınca burada dokümanlar kısmını görmemiz mümkün. Buraya tıklayarak da giriş yapabiliriz. Aynı zamanda Drive üzerinden, Google Drive klasörümüz üzerinden yeni butonuna tıklayıp buradan Google dokümanları seçerek bir boş doküman oluşturmamız da mümkün. Tabii bu uygulamamızı kullanmamız için bir Google hesabına sahip olmamız gerekiyor. Web sitesinde karşımıza gelen bu sayfada kişisel bölümünde yer alan Google dokümanlara git butonuna tıklıyoruz. İlk olarak karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada boş bir belge oluşturabileceğimiz gibi sıklıkla kullanılan bazı belge şablonlarını da görebiliyoruz. Örneğin özgeçmiş gibi, mektup gibi. Bunları genişletebiliriz. Farklı hazır belge tasarımlarının, şablonların olduğunu görebiliyoruz. Biz boş bir belge oluşturalım. Programımızın ilk açılışta gelen arayüzü bu şekilde. Üst kısımda işte menülerimiz bulunuyor. Word programında olan menülerimiz. Adsız doküman kısmına hemen bir ismini, belgemizin ismini verebiliriz. Tanıtım diyelim. Daha sonra hızlıca menülere bakmamız gerekirse dosya menümüz, az sonra detaylarına bakacağız. Genel dosya kaydetme açma işlemleri için kullanıyoruz. Kopyalama, yapıştırma, geri almak için düzenle. İşte görünüm özelliklerinin bulunduğu görünüm menüsü. Burada belirtmemiz gereken görünüm kısmındaki özelliklerden biri mod kısmı. Mod kısmından bizim çalışma modumuzu belirleyebiliyoruz. Çalışma modu derken 3 farklı modumuz bulunuyor. İlki düzenleme. Bizim şu an yaptığımız gibi sıfırdan bir belge oluşturacaksak, bir çalışma yapacaksak düzenlemeyi zaten varsayılan olarak gelen çalışma modu. Bir diğeri önerme. Önerme ise örneğin bize gelen bir öğrenci ödevi olabilir, bir rapor olabilir, incelememiz gereken veya öneri sunmamız gereken bir taslak, belge, rapor, metin olabilir. Bunları incelerken, önerilerde bulunurken önerme kısmını seçersek yaptığımız değişiklikler bu çalışmayı bize gönderen veya değerlendirdiğimiz raporun sahibine bizim düşüncelerimizi, önerilerimizi kolaylıkla belirtebileceğimiz bir çalışma ekranı. Görüntüleme ise
bir belgeyi okumak için, gözden geçirmek için tercih edebileceğimiz bir çalışma modu. Bunun dışında ekle menüsünde yine kelime işlemci yazılımlarında sıklıkla kullandığımız resim ekleme, tablo ekleme, çizim ekleme gibi bölümlerin olduğunu görüyoruz. Biçimde metnimizin satır aralığı, paragrafla ilgili özellikleri, metin hizalama özellikleri gibi özelliklerinin bulunduğunu görüyoruz. Araçlar kısmında yine işte yazı ve dil bilgisi kontrollerini yapabileceğimiz bir bölüm. Eklentiler kısmı yine Word yazılımına göre çok avantajlı eklentileri kullanabileceğimiz bir alan. Burada eklenti al dediğimiz zaman üçüncü parti eklentilerin karşımıza geldiğini görüyoruz. Bunların içerisinde yaptığımız çalışmalara göre veya kullanım amaçlarımıza göre farklı işimizi kolaylaştırabilecek uygulamalar olabilir. Kelime bulutları veya değerlendirme rubrikleri, notlama, rapor araçları gibi birçok üçüncü parti eklentinin bulunduğunu görüyoruz. Bunu daha sonraki zamanlarda inceleyip deneyebilirsiniz. Şimdi gelelim bu programımızda yapabileceğimiz farklı olarak, yani Word'den farklı olarak yapabileceğimiz şeylere. Diğer arkadaşlarımızla birlikte aynı doküman üzerinde çalışabiliyoruz demiştik. Bu bir işte zümre raporu olabilir, şube öğretmenler toplantımızın tutanağı olabilir. Yani farklı üzerinde çalıştığımız bir proje önerisi olabilir. Projenin raporu olabilir. Bu durumlarda bazen arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelip bazı kararlar almak, düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Ama biliyorsunuz içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde bunları yapmak, yani fiziksel ortamlarda bir araya gelmek riskli. Biz bunları Google dokümanlar üzerinden kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun için paylaş butonuna tıklamamız gerekiyor öncelikle. Daha sonra paylaşmak istediğimiz, aynı belge üzerinde çalışmak istediğimiz arkadaşlarımızın e-posta adreslerini buraya yazmamız gerekiyor. Örnek olarak ben bir e-posta adresi yazayım. Evet, bunu seçip kısa bir bilgilendirici metin yazabilirim. Gönder dedikten sonra aynı belge üzerinde artık bu arkadaşımla çalışmam mümkün. Şimdi tabii çalışırken burada bir chat penceresi de bulunuyor. Bunu tıkladığım zaman yazılı olarak karşılıklı iletişimde kurabiliyorum. İsterseniz diğer e-posta adresimden açalım ve neler yapabileceğimizi yakından görelim. Evet, şimdi diğer hesabımdan belge üzerinde oturumu açtım. Herhangi bir yazı kopyalayıp yapıştırıyorum buraya. Evet, burada kısa yolları kullanabileceğim belirtiliyor. Bir yazı yazdım. İşte bu yazıyı seçiyorum. Mesela başlığımı temel olarak biçimlendireyim. Bunlar benim yaptığım işte düzenleme çalışmaları. Şimdi diğer hesaptan birkaç bir şey yapayım. Mesela bunu seçiyorum ve iki yana yazıyorum. Benim yaptığım görünüyor orada. Mesela bir öneri, buraya artı işaretine tıklayarak diyorum ki burayı detaylandırabiliriz. Yazıyorum.
Diğer arkadaşım da buna cevap da bulunabiliyor. Bu şekilde yani gerekli değiştirmeleri, düzenlemeleri birlikte aynı belge üzerinde yapmamız mümkün. Yine buradan yaptığımız değişiklikleri görmemiz mümkün. Sohbet etmek için tıklayıp buraya bir ileti yazmamız mümkün. Aynı anda dediğim gibi internet üzerinden, web tarayıcımız üzerinden aynı belge üzerinde çalışabiliyoruz. Daha sonra şimdi yaptığımız çalışmayı nasıl kaydedebileceğiz? Bunlara bakalım. Dosya menümüze geldiğimiz zaman burada e-posta bölümünü görüyoruz alt kısımda. Doğrudan bu üzerinde çalıştığımız belgeyi istediğimiz kişilere e-postayla göndermemiz mümkün. Bir diğer özelliğimiz, menü öğemiz indir. Burada hazırladığımız bu belgeyi ister Microsoft Word formatında, ister daha farklı biçimlerde PDF dokümanı olarak veya web sayfası HTML olarak bilgisayarımıza indirmemiz mümkün. Sürüm geçmişi de önemli bir özellik yine. Burada kullanıcılar, ortak çalışanlar belge üzerinde ne gibi değişiklikler yaptılar? Bunları görmemiz mümkün. Veya belirli bir belgeyi bir olgunluğa getirdikten sonra, hani temel değişikliklerden sonra bunlara bir isim vererek, daha sonra geliştirdiğimiz işte son hallerine farklı isimler vererek bu çalışma sürecinde ne gibi değişikliklerin olduğunu, ne gibi eklemelerin bulunduğunu görmemiz mümkün. Örneğin geçerli sürme bir ad ver kısmına tıklayarak buna ben V10 veya V1 dediğim zaman belgemizin temel hali, birinci hali. Mesela bir hafta sonra veya temel bazı bölümleri tamamladıktan sonra bu oluşan belgeye farklı bir isim vererek, farklı o sürüme farklı bir isim vererek sürüm geçmişi kısımlarından üzerinde yapılan değişiklikleri, hangi katılımcılar, hangi ortak çalışanlar ne gibi üzerinde değişikliklerde bulunmuş, bunu da görmemiz mümkün. Bunun dışında dosya menüsünde yine belgemizin ismini değiştirebiliyoruz. Drive üzerinde farklı bir klasöre taşımamız mümkün. Silebilmemiz mümkün. Benim kullandığım faydalı özelliklerinden biri de webde yayınlama özelliği. Eğer bir web siteniz veya bir blogunuz varsa bu belgeyi takipçilerinizle, öğrencilerinizle paylaşmanız mümkün. Burada işte bağlantı ve ekle kısımları var. Yayınla dediğimiz zaman tamam diyoruz ve şu bağlantıyı kopyalayarak insanlarla paylaşabiliyoruz. Veya bu bağlantıya tıklayanlar belgeye ulaşabiliyor tabii. Bir diğeri de bu HTML kodunu web sayfamıza eklediğimiz takdirde belge bir video gibi belge formatında sitemizde görünecektir. Yine bir diğer özellik doküman ayrıntıları, yani oluşturma tarihi gibi işte sahibi, ortak çalışanları, konumu görünüyor. Dil kısmından eğer farklı bir dilde, örneğin İngilizce'de çalışıyorsak bunu seçebiliyoruz. Ona göre dil bilgisi hatalarını renklendiriyor. Bu açıdan güzel. Sayfa düzeni ve baskı ön izlemede bizim çıktı alacağımız belgelerde belgemizin son görünümünü, kağıt üzerindeki görünümü görmemiz açısından önemli özellikler. Evet, kısacası Google Dokümanlar uygulamasının kullanımı bu şekilde. Siz de merak ettiğiniz veya özellikleriyle ilgili nasıl kullanabileceğiniz konusunda sorularınız varsa yorum kısmına bunları yazabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.